Dünyada eşi benzeri olmayan ve kendine has bir aromaya sahip bardacık inciri için özel bir festival düzenlendi. Festival, özellikle Çapak Mahallesi'nde yetişen bu özel meyveye adanmıştı. Etkinlikte, sunucu Nurşin Kazak da halkın sesi oldu ve festivale katkıda bulundu. Öyle bir standtayız ki şampiyon standındayız. Ödül almış, İncir Festivali'nden ödül almış bir standtayız. Kaç sene önce ödülümüz? 2 sene önceki İncir Festivali'nde. Aşağıda başkanımızla beraber festivalimiz vardı. Peki her festivalde veriliyor mu bu? Bu bir festivalde oldu sadece. Bir festival, bir sürpriz festival oldu o da. Evet, o da bize denk geldi. Çok şanslısınız, çok ballısınız diyebilirim. Peki nasıl gidiyor? Festivalden memnun musunuz? Yani şu son geçen seneli, bu seneye kıyasla biraz azalma var. Evet. Peki babadan oğula mı geçti? Babamız var burada. Babadan oğula mı geçti meslek? Yani öyle diyebiliriz. Yer satışı olarak sadece bu işi mi yapıyorsunuz yoksa? Yok, çiftçilikte farklı işler de var. Evet. Hayvanlarımız var, damlarımız peki var. Peki katılım nasıl sizce? Memnun musunuz? Yani müşteri olarak, yani giren misafir sayısı olarak az. Yani geçen senelere peki göre çok. Peki bu neyden kaynaklı sizce? Hava sıcaklığından olabilir. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Prenses bana el salladı. Evet. Ondan dolayı ben de direktmen bu standa geldik. Annemiz herhalde festivalde eve katkı olsun diye güzel güzel anahtarlıklar yapmış. Ev hanımı mısınız herhalde? Çantalarımız var. Evet, ev hanımları bile bu güzel festivalden yararlanmayı düşünmüş ki güzel standlar açmışlar. Ne dersiniz İncir Festivali için? Vallahi biz çok memnunuz. Böyle şeylerin daha çok olmasını istiyoruz festivallerin. Katkı belediyemize çok teşekkür ederiz böyle bir etkinlik yaptığı için. Hayırlısı olsun herkes için. Peki buranın yerlisi misiniz? Ben Yazıbaşı'nda oturuyorum, evet. Yazıbaşı'nın yerlisiyim ben de. Evet sevgili İzmirliler, çok güzel bir standtayız. El emeği diyelim. Evet, evet. Hoş geldiniz siz de İncir Festivali'ne. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memnun oldum sizi görmekten. Siz de hoş geldiniz. İncir Festivali için ne diyorsunuz? Yani şöyle, Torbalı'nın birçok köyü var Torbalı'nın. Bardacık incir konusunda da Çapak en ünlü üne sahip İzmir bölgesinde. Böyle festivallerin köylere şöyle faydaları oluyor. Halk köyleri tanımış oluyor. Köylülerimiz ürünlerini tanıtmış oluyor. Bu bizim açımızdan da, sirkülasyon açısından da, incirin satışı açısından da çok büyük fayda sağlıyor. 5 yıldan beri bize belediyeler bu konuda destek sağlıyorlar. Biz de belediyelere bu yüzden çok teşekkür ediyoruz. Her bölgenin, her yörenin, her köyün farklı farklı ürünleri var. Bugün burada Bardacık Festivali'nde incirimizi tanıtıyoruz. Biz de yan ürünlerimizi köylüler olarak halka sunuyoruz. O zaman İzmir halkına ne diyoruz? Muhakkak çıkın gelin. Evet, muhakkak buyurun gelin. Görün gidin. Yani sadece görün gidin, ürünleri tanıyın. Biz burada bir şeyleri başardığımızı görelim. Bu incir olur, gözleme olur. Kimisi kuru incirini yapar, kimisi börülcesini yapar. Ben herkesin bu konuda destek sağlamasını istiyorum. Köylüleri de ayaklandırmak bu şekilde gerçekleşecektir. Evet, köylü milletin efendisidir. Denildiği gibi kadınlarımız olsun, ev hanımlarımız olsun, görünüyor ki festivalde evlerine katkı sağlıyor ve kendi incirini de tanıtıyor. Köyünü de tanıtıyor bu arada. Ablamıza da uzatalım diyorum iki cümle, çünkü çok güzel gözlemeler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Ne diyeceksiniz? Afiyet olsun diyorum. Sağ olun. Güzel el, yani sağ olun tanıttığınız için, tanıtımız için teşekkür ediyorum. Yani çok teşekkür ederim belediyemize, halkımıza. Çok güzel. Ne güzel. Halk memnun. O zaman biz ne yapalım Batuhan? Hadi festivali gezelim bakalım. Festivalde neler oluyor? Kimleri göreceğiz? İzmir'in simgesi olan çok güzel bir standtayız. Zeytinyağı özellikle. Doğal zeytinyağı olan standımız. Biz tam geçiyorduk. Kardeşim dedi ki beni es mi geçeceksin? Evet. Biz es geçer miyiz kardeşim? Doğru. Geçmeyiz tabii. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyiz. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Sağ olun. Çok güzel bir köy halkıyla karşılaştık. Evet. Sıcakkanlı. Yani yürüyemiyoruz diyebiliriz. Standların ilgisinden. Ege'nin insanı zaten her zaman sıcaktır. Ben buna katılıyorum. Kesinlikle. Evet. Festival için ne dersiniz?
Ya böyle festivaller bizim bu çevremizin, köylerimizin ürünlerinin tanıtımı için çok önemli. Ya buradan mesela bu festivaller İzmir'de olsun, yani İzmir'in merkezinde daha özellikle buraya gelenler var. Ya burada doğal ürünlere daha rahat ulaşıyorlar. Evet. Yani mesela bir marketten daha ucuza bulabiliyorlar ama daha kaliteli, daha doğal olan ürünleri burada bulabiliyorlar. Kimyasal olmayan. Tabii bu çok önemli. Bir de bizim için de daha önemli böyle şeyler. Yani biz köylü olarak ürünlerimiz tanıtılsın istiyoruz. Daha iyi pazarlara ulaşalım istiyoruz. O zaman belediyenin bu çalışması büyük bir ihtimalle tahminim esnaf şu an, esnafın kitlesi genelde çok mutlu. Evet, evet. Bu festivaller iyi. Yani incirin özelliğini, inciri tanıtım harici köyün köye bir destek gibi görünüyor. Tabii, tabii köyü de tanıtıyor. Sadece biz değil, bütün esnaf olarak. Peki bu köyün neyi meşhur? Bir tek inciri mi desem? Hayır, burada mesela incirden sonra zeytinimiz var, üzüm var. Öyle mi? Evet. Siyahı, ondan sonra zeytinyağısı. Yani her türlü olanaklar var yani. Evet. Çok fazla. Söylemek istediğiniz bir şey varsa var. Ekleyin, abime geçeceğim. Tamam. Ben babama bırakayım sözü. Son cümlelerinizi alayım, abiye geçeceğim. Çünkü abim de çok güneş takalı. Gölgeye alayım abimi. Buyurun. Son cümlelerim, size de buraya geldiğiniz için, bizim tanıtımımızı yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Demek, çok sağ olun. Her zaman. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Buyurun gelin. Evet amcacığım, hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş şeref verdiniz. Gerçekten iyi yapıyorsunuz. Hadi senden dinleyelim amca. Neler oluyor? Bu standın doğallığı gözle görünür bir şekilde var yani. Kesinlikle her şeyimiz. Senden dinleyelim. Bunun bir tek belediyenin yapması gereken şöyle bir durum var. Şimdi adam, diğer pazarlar var ya, normal pazar var ya, pazardan çıkıyor, aynı malzemeyi başka yere götürüyor. Halbuki bir denetim eksikliği var yani. Hani bu kimya, yani doğal malları bir denetimden geçip adam orada eğer şey mal satıyorsa onu oradan çıkarmak lazım. Yani, o zaman şöyle mi diyorsunuz, doğal mal olsun, hani doğal malı gösteriyor mularmış gibi ama doğal mal değil. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Büyük bir ihtimalle abimizin şunu demek istiyor. Doğal olarak üretilen ürünlerin hakkına girmeyin. Ekstra böyle organik diye standları açıp hani organik diye sunmayın diye düşünüyorum. Aynen, bu cümleyi aynen, söylemek aynen, istiyor. Aynen. Denetimlerin çoğalmasını istiyorsunuz. Yani bir denetim kurulması lazım 5-6 evet. kişi. Bunlar da böyle net, böyle akıl kişiler olması lazım. Hani kimseye taviz vermeden, arkadaşım değilsene çekil kenara yani. Hani bize güzel mal yiyelim dememiz lazım. Peki bir şey soracağım amca sana. Yumurtalar sizin tavuktan mı? Değil, köyden. Köyden. Yani burada, sizin kendi tavuklarınız mı var? Karaköy'de benim yerim var, iki dönüm. Orada benim kızım da Verde'de çalışıyor. Evet. Bu vasıtayla ama benim burada bir yumurta, bir de tahin, bir tane şey var, bal var, dışarıdan aldım. Gerisi tüm kendi yaptıklarım. Tamam, o zaman çok güzel organik bir standdayız sevgili İzmirliler. Evet. Hadi bakalım, esnafın ilgisi de var, daha incirlere ulaşamadık. İnşallah incirlere de ulaşacağız. Tabii, tam sizin dediğiniz yer. Yani orada, tamam. Size kolay gelsin. Çok sağ ol, var olun, eksik olmayın. Devam edin siz de. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili İzmirliler, çok çok güzel bir gün. Yaz sıcak ama esiyor, püfür püfür. Bir kardeşimizin yanındayız. Bahçesindeki incirleri getirmiş festivale. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz köyümüze. Festival nasıl gidiyor? Güzel, gayet güzel. Katılım güzel. Festival kaç yıldır yapılıyor? Bu kaçıncı festival? Bu 12. yılı ama arada pandemiden dolayı birkaç sene olmadı. Ama 12. yılı. Peki festivalden memnun musunuz? Memnunuz. Güzel, katılımı hani, güzel. Evet, şu eksik diyebildiğiniz bir nokta var mı festivalde? Bu şu yapılsın, belediye şu yöne yönelik çalışsın, festivalin daha iyi olması için diyebiliyor musunuz? En başta reklam ve ulaşım. Tanıtım. Evet, tanıtım, ulaşım. Hani daha çok böyle reklam olursa, daha çok tanıtım olursa eminim katılım da daha fazla olacaktır. Hani tabii bu bize de daha çok memnun eder. Evet, katılım nasıl peki? Güzel ama biraz tabii haliyle bir şeylik var, durgunluk var. İncir nerenin? Bahçenizin mi? Evet, bahçemizin. Onları sabah İncir topladık. İncir de güzel. Evet. İncir de güzel, çok güzel. Sabah 5'te gittik, topladık geldik bunları. Evet. Son sözlerinizi alalım, öbür standları gezeceğiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve herkese köyümüzü bekleriz. Her sene bu dönemde festivalimiz oluyor. Bütün katılmak isteyenleri, gelmek isteyenleri bekleriz. Evet sevgili İzmirliler, bir standdayız şu an, müşterimiz incir alıyor. Yani anlayacağınız bol bol incir standlarını gezeceğiz. Esnaflarımızı kaçırmak istemiyoruz. Esnaflarımıza destek olsun diye özellikle farklı esnafları çekmeye çalışıyoruz. Onun için de kardeşimi de es geçmek istemedim.
Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Katılım nasıl? Katılımımız iyi. Yani beklenilen katılım var. Genç ticaretçilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Evet. Halka ticareti, incirin tadını, festivalimizin... Bir isteğiniz var mı? Bir isteğiniz var mı belediyeden? Eksik veya şu olsa daha iyi olurdu diyebileceğiniz bir şey var mı? Yani seferleri biraz daha hızlandırsalar vatandaşlar daha rahat edecek. Evet. Başka da herhangi sıkıntımız yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin diyoruz o zaman. Bu standdan da bir incir almayı ihmal etmiyoruz. Alıyoruz. Şöyle bol ber... Bol bereketli işleriniz olsun diyoruz. Batuhan almasan olmaz. Al Batuhan. Batuhan gizli kahramanımız. Evet sevgili İzmirliler, başka bir standtayız şu an. Çok güzel, incir kalitesi gayet yüksek diyebilirim ben size. Çünkü gözle görünüyor. Merhaba, hoş geldiniz siz de festivale. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz, teşekkür ederim. Hoş bulduk, teşekkürler, sağ olun. Festival nasıl gidiyor? Memnun musunuz her şeyden? Şu an iyi ama daha da iyi olmasını isteriz tabii ki. Eksikler var mı peki? Eksikler şöyle herhalde, sanırım biraz daha reklamlarda, yani tanıtımda noksan olduğumuzu düşünüyorum. Daha çok coşabilir daha diyorsunuz. Çok coşabilir, daha iyi olabilir. Peki şöyle, fiyat olarak nasıl? İncirin fiyatı nasıl? Şu an biz burada toptan vermiş olduğumuz fiyatı veriyoruz. Belki halkımızın ne biraz, kadar kilosu şu an? Ya şu an 100 TL. 100 TL. Yani bizim vermiş olduğumuz toptan fiyat bu. Hiçbir şekilde şu an gelen kişilerden, yani misafirlerimizden... Peki sizce bu fiyatlar normal mi? Yani 100 TL çok yüksek değil mi? Hayır, yüksek değil. Değil, değil mi? Bir bardacı meyvelerin efendisi olarak yüksek değil yani. O zaman... Yani bir eriği 300 TL'ye alıyorsak... aslında çok güzel bir cümle kullandınız. 50 TL'ye alıyorsak şu an, evet, evet. Bir üzüm 50 TL'ye alıyorsak, yani şu bardacık... Hayır şöyle, değil, festivalde değil. 100 TL olması, onu ama demek bakın, istedim. Bakın şunu demek istiyorum ben de, festivalde 100 TL diyorsun, ben de diyorum ki ne? Sabahtan ben getirdim 200 kilo toptan verdim, 100 TL. Şu an acaba sabit mi standlarda? 100 TL'den ben toptan verdim, 200 evet. kilo mu? Peki bu fiyat acaba bütün standlarda sabit mi, onu tabii biliyor musun? Sabittir herhalde, biraz da kalitesini biraz evet fark küçük, ettim. Yani kalite açık derken söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, kalite aynı kalite. Ama sadece incir kalitesi aynı ağaç, fark ediyor. Hayır, büyüklük ve küçüklük olarak. Evet onu fark yani ettim ben. Farklı. İçi çok güzel. Şu kasalarımız daha farklı, özenle evet. seçilmiş ve yapılmış. Yoksa kalite olarak, tad olarak aynı. Evet, sadece evet. görüntü kalitesi diyeyim artık ben. O zaman biz şöyle diyelim, iki standtan daha şu an daha gezeceğim ben. Evet. Başka standlarda da aynı şikayeti hissettim. Şöyle diyorlar, aynı tanıtım. Şikayet. Yani tanıtım eksik, ha, daha çok coşabilir diyor esnaflarımız. Bir festival olarak yani Ege bölgesinde böyle buradan, bir yerimizde evet. yani daha çok coşkulu o zaman belediyemizden ricamız biraz daha tanıtıma yüklenilmesi. Tanıtıma. Esnaf kitlesi bunu diyor ama çok güzel bir ortam yani, diyebilirim. Daha da iyi olacağını ilerki saatlerde evet. bekliyoruz biz. Çok güzel bir cümle kullandı yalnız. İncirin efendisi dedi. Yani. Gayet güzel bir cümle. Evet. Evet. Teşekkürler, sağ olun. Aslında incir demiyoruz yani. İncir bardacığı bilmez, incir diyen. Çok güzel. Yani bardacık olarak bilinmesi gerekiyor. Evet. Ha tamam, incir şeyine çeşidine giriyor ama bardacığı bilen... Teyze bir çek bak neler diyor bak lan. Güzel bahçede var. Bayanlar. Bunlar size geleceğim. Teyzem dur bakalım seninle bir röportaj yapalım. Gel gölgeye sen. Güzel bahçede vardı. Dün evet. gittim oraya, bugün de devam ediyor orada. Ve şey de vardı, ben üzerinize kimse almıyor, kilise papazı. Eskinin şarkıcısı kanat veriyorlar. Bu birinci, evet. ikinci. Süha bilmem ne. Bu bembeyaz saçlı, bembeyaz sakallı. Eskinin hem film artisti hem şarkıcı. Anladım. O oradaydı. Festivale gelmiş. Evet, onlar işte oturttular. Suavi mi desek ona? Ha, Suavi. Suavi. Masaya oturmuşlar, evet. şey verdiler, bir kural verir. O birinci, bu üçüncü. Tamam o zaman, çok güneşte kalma teyzeciğim. Annem gel ben seni bir öpeyim. Aşkım.
Güneşte Allah kalma. Allah hepimize de sağlıklı günler versin. Sen güneşte kalma. Gölgeden git. Yok. Ama gez. Fazla yolun da yüklenme. Yoruldum annem. Tamam, ayaklarına orada sağlık. Orada bıraktı yolun başında. Evet, Torbalı Çapak köyündeyiz. Dediğimiz gibi standları geziyoruz. Tepkiler çok güzel. Stand gezdiğimizde açık söylemek gerekirse incirin o güzelliğini, o lezzetini, incirin efendisi demişti bir esnafımız. Efendisi. Evet, esnafımız öyle demişti, gerçekten de öyle. O zaman şöyle yapalım. İncir Festivali nasıl gidiyor? Vallahi gayet memnunuz ama daha çok katılım bekliyoruz. İnsanların bunu gelip bu incirin tadını tatmalarını bekliyoruz yani. Hakikaten de incir meyvelerin efendisi. Evet. Ve bizim yöreye özgü Bardacık bu yöreden başka bu lezzeti, bu tadı vermiyor. Peki katılım size göre nasıl bu sene? Biraz düşük. Bu da neyden kaynaklı acaba? Vallahi genelde ekonomi şartlarından kaynaklı. Çünkü insanların ulaşım olayından hep maddiyete dokunuyor. Ondan kaynaklı. Peki şu an kilosu ne kadar? Şu an siz... Ya şu anda kilosu 80-90 civarında satılıyor. Evet. Gayet normal. O yani. Zaman standlardan standa değişiyor büyük bir ihtimalle kiloları. Çünkü değişiyor başka aslında genel incir kalitesine göre mi? Yani iriliğin ufaklığına göre değişiyor. Evet. Aslında şu anda toptan daha farklı satılıyor ama biz insanlara katılım daha çok olsun diye genelde tezgahtaki arkadaşlar fiyatları normal tutuyor yani. Evet. Son sözlerinizi alalım mı? Vallahi daha çok katılım bekliyoruz. Köyümüzün Türkiye çapında her tarafta ismin duyulmasını istiyoruz. O zaman İncir tanıtım, bizim sembolümüz. O zaman tanıtım diye. Aynen. Bizim standlarda gezdiğimiz, aldığımız nabız şu. Daha çok tanıtım ve daha çok tanıtım. Evet. Tek evet, cümle. Tanıtım, evet, tanıtım aynen, diyoruz. Aynen. Evet sevgili seyirciler, çok şeker bir köydeyiz. Sıcakkanlı bir köydeyiz. İlerlerken ablalarımız o kadar güzel dizilmiş ki şöyle bir çek bakalım Batuhan. Bizi çekmeden sakın gitme dediler. Evet ablalarım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Siz de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Şimdi bir şey diyeceğim de. Seyirci misiniz? Esnaf mısınız? Esnaf. Köylü müsünüz? Köylüyüz. Hem köylü. Geçmiş de okuyoruz. Mutluyuz galiba. Evet. Çok şükür. Köyünüz adına mutlusunuz evet, tahminim. Köyümüzü evet, tanıtıyoruz. Festival nasıl gidiyor peki? İyi. İyi. Güzel. İyi mi gidiyor? İyi. Eksikler var mı? Ne demek istersiniz? Bir isteğiniz var mı? Bizim için pek şey yok. Fiyatlar biraz düşük. Biraz düşük mü? Evet. Anladım. Biraz daha. Peki incir kalitesi eskiye göre nasıl bu sene? Biraz düşük biraz var. Biraz daha düşük. Şey daha iri. Hava şartlarından iri. Evet. Oldu. Daha iri oluyordu. Evet. Sulanmayan yemişler zaten gitti. Sulananlar ayakta. Evet. Biz devamlı her gün topluyoruz. Veriyoruz toptancıya. Ya buraya 5 kilo yemiş getirdik, satamadık daha. Evet. İnan ki. O zaman ne diyoruz? Yeni Türkiye TV ve TV9'u seyretmeye devam ediyoruz. Festivalimiz orada. Seyircilerimizle buluşacak. El sallayalım. Hani teşekkür ederiz. Ne demek? Size de. Ben teşekkür ederim.